Dağı'na Kerkük'te Armagan oldu. Onun üzerine bir röportajımız vardı. İzleyelim beraber. Daima her milletin gerçek liderleri, önderleri, zamanlarını milletlerinin çıkarlarını, haklarını düşünerek geçirirler. Kitaplar okuyarak, yazarak düşüncelerini oluştururlar. Irak Türkmen milli liderlerinin başında gelen Necdet Koçak, okumayı seven ve hayatının büyük bölümünü okumayla geçiren liderlerden sayılmaktadır. Necdet Koçak her zaman Türkmenlere okumayı tavsiye etmekteydi. Necdet Koçak, Baas rejimi tarafından idam edildikten sonra kitaplarını 40 yıl kız kardeşi Nezahat Hanım tarafından muhafaza edildi. Geçen günlerde büyük lider kitaplarını kardeşi Türkmen Kardeşlik Ocağı'na devretti. Aslında Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın kütüphanesi vardır. Açıldığı günden kütüphanemiz var. Ama son günlerde rahmetli Necdet Koçak'ın kitapları 40 yıl muhafaza edildikten sonra ablası Nezahat Hanım bu kitapları Türkmen Kardeşlik Ocağı'na devrettiler. Şu anda bir bölümü de özel olarak muhafaza edilmektedir. Bu işte emeği geçen arkadaşlarımız var. Tabii aslında nasıl oldu? Bu kitapları birisine vermeyi düşündüler. Arkadaşların kanaatine göre kime verilirse verilsin, ne kadar muhafaza ederse edersin, kendisinden sonra evlatları bu kitapları muhafaza edebilir mi etmez mi belli olmaz o. Onun için arkadaşları ikna ettiler, dediler ki bunu bir müesseseye verelim ki devamlı orada kalsın. Ve fiilen onlar da kanaat getirip bu kitapları Türkmen Kardeşlik Ocağı'na verdiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Kitaplar burada. Hepsi tasnif edilmiş, sıralanmıştır. Toplam 432 kitaptır. 432. Ama aslında liderimizin kitapları bu kadar değildir. Daha fazlaydı. Ama elimize geçen, 40 yıl sonra elimize geçen bu kadar. Bu kadar. Evet. Büyük liderin kitaplarını Kardeşlik Ocağı Başkanı Abdülhalik Hürmüzlü insanların hizmetine sundu. Tamam. Burada herkes gelip kitaplardan istifade edebilir. Kütüphanede olan kitaplar burada oturup dışarıya vermiyoruz bu kitapları. Çünkü kaybolmasından korktuğumuz için. Ama kitaplarımız da var. Kerkük Vakfı'ndan gönderilen kitaplar var. Büyük sayılarda gelir. Bazen 300, 400, 500 kitaplar. Onlardan da insanlarımıza dağıtmaktayız şu anda. Necdet Koçak'ın kitaplarının arasında kendi el yazısıyla yazdığı notları 40 yıl sonra çıktı. Şimdi bu 432 kitabın arasında el yazısı, kendisine ait el yazısı, şiirler, başka şairlerin şeyi, güzel yazılar var. Onları bir dosya şeklinde topladık. İsteyen arkadaşlar da müracaat edip onları görebilirler. Ayrıca Hürmüzlü Türkmen milletine bir çağrıda bulundu. Aslında yani her kimde bu şekilde kitap varsa, babadan kalma, dededen kalma kitaplar var ise, böyle gitmek istense, yani temenni ederim buraya bağışlasınlar onu. Bu sonsuza kadar bir şey olur, bir sadaka olur sahibi için. Ve Türkmen milleti de bu kitaplardan istifade edecekti mutlaka. Bugün herkes bilindiği gibi bu günlerde rahmetlinin anma günlerini herkes yaşayacaktı. Rahmetli abimiz İdam sahpasına gitmeden önce bir kere son görüşmede hanımıyla son görüşmesinde kitabın vasiyetini tavsiye etti. O zaman bir tane bir kere sonra idam olacaktı. Ne yadında karar?
Necdet abinin kitapları yatındaydı. Kitapları vasiyet etti. O vasiyet bir gün için devam etti. O bir gün bu kitaplar kardeşlik merkezinde başımız üzerinde yeri oldu. O merkeze bir şeref verildi. Kitap aslında abinin hayatında her şeyiydi. Kitap yoruydu, kitap fikriydi, kitap davasıydı. 70 yılların son yıllarında yarım saat görüşmem oldu Neşet abiyle. O vakitte, ki Bağdat'ta öğrenci olduğum zaman. Yarım saatin görüşmesinde kaç defa tavsiyesi kitaba teşvik etmek. Tabii ki şehit Doktor Necdet Kocak Türkmen milletinin çok önemli liderlerinden birisiydi. Allah ruhunu şad etsin. İnsanlara kendi döneminde çok özellikle o dönemler gençlere çok faydası dokunmuştu. Tabii ki şehit edildi, idam edildi. Ama onun eserleri bugün de kitapları öz şahsi mektebesinden bugün Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan Kerkük'te Armağan olupdu. Orada da güzel bir yer açıblar özü için. Kim isteyen o kitaplardan okumak orası açıktı özü için. Güzel bir mübadeladır ablasından. Buradan da sevgi saygılarımız değerli ablasına.